Harbi Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Elimde görmüş olduğunuz gibi Honor 200 bulunuyor. Daha öncesinde sizlerle kutu açılışını paylaşmıştık. İncelemesi de yakında kanalda olacak ama ben hemen bir oyun testi yapmak istedim. Çünkü yeni bir işlemci var içerisinde. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden gücünü alıyor Honor 200 modeli. Peki oyunlarda nasıl bir performans gösterecek? Kaç FPS'de oynatacak? Oynatırken ısınacak mı? Batarya düşüşlerimiz neler olacak? Onları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle de bataryamı da %100 bir şekilde doldurduğumu göstereyim. O zaman oyuna başlayalım. İlk olarak neyle başlayacağız? Tabii ki PUBG'de başlayacağız. PUBG'de ayarlarda görüşelim. Evet, PUBG'yi açtım ve ayarları da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle baktığınızda sizlere de yakınlaştırarak ve yansıtmadan göstereyim. HDR ayarlarda aşırı da oynatabiliyor. Akıcıyı aldığımda herhangi bir şekilde FPS artmıyor. Yani 90 FPS ya da 120 FPS'te oynatamıyor. HDR olarak 60 FPS'te oyunu oynayabilirim diye tahmin ediyorum. %100'le başlıyorum. Şöyle başlatayım ve ondan sonrasında da kronometremde buradan başlatayım. Bakalım 10 dakika sonrasında ısınma değerimiz ne olacak? Batarya düşüşlerimiz ne olacak? Ben de merak ediyorum. Bu arada oyun menüsünde tabii ki yer alıyor. Şöyle de göstereyim sizlere. Game Manager olarak burada geçiyor. Oyundan dengeliye burada geçişini yapabiliyorsunuz. Parlaklık ayarını yapabiliyorsunuz. Yanlışlıkla dokunma, dokunma iyileştirme, oyun filtreleri gibi şeyler de bulunuyor. Ama FPS gösterimi bulunmuyor arkadaşlar. Ben de sizlere 60 FPS oynadığımı zaten gösterdim. Bakalım 10 dakika sonrasında ne olacak? Evet, 10. dakikanın sonuna geldim. Şöyle bakalım bataryamız ne oldu? %99'a inmiş durumda. Gayet iyi gidiyor bu arada. Şöyle de bir sıcaklığımızı kontrol edelim. Üst taraflar 40 dereceye ulaşmış gibi. Sol üst taraf 40.2. Orta taraflara bakıyorum 39.8. Aşağılara bakıyorum 38.3 olarak gözüküyor arkadaşlar. Şöyle de bir arka tarafı kontrol edersem 39.9. Arkanın ortası 37.8 ve aşağıda da 36.8 gibi. Gayet iyi, şu anda elimde ılık bir telefon tutuyor gibi duruyor. Bakalım ikinci 10 dakikada ne olacak? Ve 20 dakikalık PUBG'nin de sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, %97'ye inmiş bataryamız. Tekrardan göstereyim, %97 konumunda. Sıcaklık hissediyorum ama yine böyle elimi yakacak şekilde hissetmiyorum. Şöyle bir bakalım, 41 derece olmuş. Zaten 40 dereceyi görmüştük. Şöyle sol taraflara biraz bakalım, 40.9. Orta taraflar 40.2. Aşağı taraflar daha serin olarak gözüküyor, 39.2. Şöyle bu taraflara bakalım, 37.5. Arkanın ortası 38.5. Şöyle işlemciye doğru baktığımızda 40.6 gibi gözüküyor. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. O zaman bir 10 dakika sonrasında da kontrol yaparız. Evet arkadaşlar, 30 dakikalık PUBG'nin sonuna gelmiş bulunuyorum. Şöyle bakıyorum, %94'lük bir bataryam kalmış gibi, bence gayet iyi. Şöyle bir sıcaklık değerlerini de kontrol edelim tabii ki. Şöyle bakıyorum, 41.8'e çıkmışız. Sol üst köşede 41.7, orta taraflarda 41.0, aşağı taraflarda 39.8 gibi gözüküyor. En çok ısınmayı şurada hissediyorum ben, 41.1. Şöyle bakıyorum, 40.5. Kamera odasına bir göz atalım, 38.6. Şöyle de bir bakalım, 38.9. En aşağı tarafta ise 38.1 olarak gözüküyor. Çatışmanın bol olmasına rağmen herhangi bir şekilde drop yemedim, kasma yemedim. Baya baya akıcı şekilde oyunu 60 FPS'te HDR grafiklerde oynuyorsunuz ve şu ateş etme efektinin verdiği, yani merminin sekme efektleri gerçekten çok çok güzel arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Şimdi ise iyi futbola geçeceğim. Oyunumu şöyle bir kapatayım. Kapatamadım. Şuradan da kapattığımızda buradan da sıfırlayalım ve iyi futbolda ayarlarda görüşelim. Evet, iyi futbol 2024'e giriş yaptım. Şöyle bir sizlere ayarları göstermek istiyorum. Grafikler kısmına girdiğimde görmüş olduğunuz gibi yüksek ayarlarda, yani grafiklerde ve çerçeve hızı FPS olarak da 60 FPS'te oynuyorum. En yüksekte de burada oynadığımı söyleyeyim ve şöyle de kronometremi başlatıyorum ve oyunumuza girmiş olalım. Bakalım 10 dakika sonrasında sıcaklığımız ne olacak, batarya değerlerimiz de ne olacak, hep beraber göreceğiz.
Evet, 10 dakikalık iyi futbolun sonuna geldim. Bataryama bakıyorum, %91 seviyesine inmiş durumda arkadaşlar. Sıcaklığı da hemen bir kontrol edelim. Sağ üst köşeye bakıyorum, 39.7, orta taraflar 40.3, sol üst köşede 40.2, orta taraflara göz atıyorum 39.6. En aşağı baktığımda da 39.3 olarak gözüküyor. Arka tarafında da 39.7 gibi. Yani ortalama 40 derecelerde hala dolanmaya devam ediyoruz. O zaman ikinci 10 dakikaya devam edelim. Evet arkadaşlar, 20 dakika 20 saniye olacak neredeyse. Burada açtım süre biraz ama olsun. Şöyle bakıyorum, %89'a inmiş bataryam ve sıcaklığımın da aşağı doğru gittiğini düşünüyorum ben. Çünkü o sıcaklık sanki daha da azaldı. 39.9, şöyle bakıyorum 40.4, yok azalmamış, aynı. 40.3, orta taraflara bakıyorum 39.6, en aşağılarda 39.4 gibi gözüküyor. Telefon arka tarafına da bir bakalım tabii ki. 40 dereceyi burada gördük. Ortaya bakıyorum 38.3. Aşağı taraflarda ise 37.5 gibi gözüküyor arkadaşlar. Son bir 10 dakikam kaldı. Ondan sonrasında genel bir değerlendirme yaparım. Ve 30 dakikalıkta eFootball 2024'ün sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle batarya derecemize bakalım. %86 kalmış gibi, tekrardan şöyle göstereyim. %86 seviyesine inmiş durumda. Gayet iyi. Yani burada 1 saatlik oyunla beraber bu seviyeye düşmüş olması ve yüksek FPS'lerle de oynatması, bu arada gol yedim, gayet iyi. Şöyle bir sıcaklığımızı da son kez kontrol edelim ve bakalım ne kadar olmuş. Yani 40 derece ortalamalarda dolaşan bir sıcaklığı var. 40.2, şöyle bakıyorum 40.1, ortaya bakıyorum 39, şöyle bakıyorum 36.4 gibi gözüküyor. Arka tarafa da göz attığımızda ise 39.8 gibi. Yani dediğim gibi 40 derecelerde dolaşan bir sıcaklığımız vardı arkadaşlar. Gayet iyi bir performans gösteriyor. Herhangi bir FPS düşüşü olmadı. Kasması, donması, takılması olmadı. 60 FPS ile beraber oyunlarınızı çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. PUBG'de 60 FPS'in üzerinde bence alabilir FPS değerlerini. Ama neden verilmemiş bilmiyorum açıkçası. Genel itibariyle başarılı bir sıcaklık performansı. Yani 40 dereceyi aşmayan bir performans neredeyse. Bataryada da %86 görmüş olduğunuz gibi çok iyi olduğunu düşünüyorum buradaki performansın arkadaşlar. Sizler de Honor 200'ün oyun performansı hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ek olarak sıcaklık değerleri ve batarya değeri hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda Honor 200'ün incelemesine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.